Ay kim, ne oluyor lan? Oha! Hastadır. Kadran Adam'a hoş geldiniz sevgili arkadaşlar. Evet, en sonunda bu G63 6x6 AMG'yi aldım arkadaşlar. Nasıl aldığımı veya nasıl alabileceğinizi size yolda aracı kullanırken anlatırım. Araç inanılmaz zevkli ve şu anda kış sezonunda olduğumuz için tam biçilmiş kaftan olduğunu düşündüm. Tam bir oyuncak olacak şu anda kış sezonunda. Tepelere dalacağız, hoplayacağız, zıplayacağız. Yani yaramazlık yapacağız anlayacağınız. Arabayı olabilecek maksimum seviyeye kadar modifiye ettim arkadaşlar. Motorunu falan da değiştirdim. Çünkü malum araç 4 tonun üzerinde. Şu anda bu haliyle bile 3.1 tona yani 3100 kilolara indirebildim. Ve 1350-1355 beygir civarında güçleri var. Hadi şimdi daha fazla zaman kaybetmeden yola çıkalım. Yolda konuşmaya devam ederiz. Tabi çıkmadan önce aracın bir etrafında gezelim. Biraz tabi buzlanmaya başlamış hava koşulları. Vişne çürüğü gibi bir renk yapmak istedim. Yani tam kırmızı yapmak istemedim. Dışıyla çok fazla oynamadım zaten. Ses çılgın. Aracı ilk etapta... Hadi fazla kırmadan çıkalım. Aracı ilk etapta süper şarjlı yaptım. Daha sonra denemek için turbolu da yaptım. Süper şarjlı biliyorsunuz tüm devirlerde belli bir gücü size sağlarken aşırı beslemeyi turbo belli bir devirden sonra verir. Bu araç çok ağır ve hantal bir araç olduğu için bir de yüksek hızlara çıkabileceğini tahmin ediyorum. Sonuçta 1350 beygir. Yoldan hani bir anda turbo devreye girdiğinde saçmalamasın diye özellikle arazide giderken süper şarjör yapmak istemiştim ama ikisini de denedikten sonra çok da fazla fark etmediğini anladım. Hatta turbo bir miktar daha hafifletiyor aracı, öyle söyleyeyim yani. O yüzden turboda bıraktım. Bu ağırlıkta ve bu güçte bir araca göre çok 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 kötü değil yol tutuş açıkçası. Yani bu hızlarda giderken bu kadar öküz gibi bir arabanın bu şekilde yol tutması bence ortalamanın çok çok üstünde diğer araçlara kıyasladığım zaman. Evet, nasıl aldığımıza gelelim. Arkadaşlar bildiğiniz gibi veya bilmiyorsanız oyuna sahip değilseniz Top Gear hikayesi diye bir serüven var oyunda. Top Gear hikayesinin bütün bölümünü, 7 tane bölüm var, hepsini 3 yıldızla yani en iyi seviyede bitirmeniz gerekiyor arkadaşlar. Bir tanesi bile 2 yıldızla kalırsa maalesef alamıyorsunuz aracı. O yüzden ben de hepsini 3 yıldızla tamamlamaya uğraştım. Çok çok da zor olmadı açıkçası, hem de direksiyonla oynamama rağmen. Bildiğiniz gibi joystickle zaten bu oyun daha kolay. Yani o şekilde alabilirsiniz. Onun haricinde müzayede evinde bulma ihtimaliniz var. Bir de sezonluk görevleri takip edin arkadaşlar. Orada olmadık arabalar çıkıyor. Bir önceki veya birkaç önceki videomu hatırlarsanız Ferrari 599 XX Evo yukarıya koyayım. Hatta oyunun en hızlı arabası da zaten sezonluk görevlerden çıkmıştı bana. O şekilde de indirme denk gelme ihtimali var. Wheel spinlerden denk gelme ihtimali de olabilir. Zaten diğer araçlara vurduğumuz zaman, bakın gördüğünüz gibi tam gösteremedim gerçi, araba uçuyor gidiyor yani o kadar ağır ki. Yani kamyon gibi, kamyon yani bildiğiniz zaten, tır gibi gidiyoruz. 3 tonun üzerinde bir araçtan bahsediyoruz. Tabii gene de virajlara çok güvenmemek lazım. Hafif bir turbo sesini de alınca tabii daha hoş oluyor. Uslu uslu biraz limitlerin çok az üzerinde kullandığınız zaman arabayı kullanması gerçekten zevkli ve çok yüksek ve hantal bir araç olduğunu da hiç belli etmiyor yani. Öyle söyleyeyim. Bayağı gidiyor bakın yani 300'e doğru gidiyoruz şu an. Yapabilir miyiz? Yapabilir miyiz? Ya dedim 300'e kadar frene basmayacağım. Ondan sonra dedim ki ben dedim tamam 299 yaptım bas artık frene, çarpma bari. Her halükarda çarptık. Hiç basmayaydık daha iyiydi. Şimdi burada biraz daha içeriden kullanayım arkadaşlar. Ondan sonra dışarı alacağım. Direkt araziye dalacağız.
Forza Toncuğum sen bir çekil lütfen. Şu anda oraya gitmeyelim. You have arrived at your destination. Evet, yol da hafif karlandı. Bence şimdi tam zamanı. Daldım gitti. Arazide de yola gayet iyi yapışıyor. Yani dedim be, taklaya geldik her zamanki gibi. Ya benim şomazım çok fena ya. Yani arabaya çok fazla yanlatamıyorsunuz isteseniz de. Araba hemen düzelmeye çalışıyor. Malum 6'da 6 şeker arkadaşlar. 6 tekerde. Yani hani kar koşullarında en güvenli araç nasıl araçsa dediklerinde 4x4 cevabı geldiğinde bu işte onun daha ilerisi, bir tık ilerisi. Çaktık. Vallahi çaktık. 6x6. Bunu trafikte gezdiğimizi düşünemiyorum tabii gerçekten. Ama ben memnun kaldım ya. Korktuğum kadar özellikle yol tutuşu leş olmadı. Yani abuk subuk saçma sapan yoldan sürekli çıkarız diye düşünüyordum. Korktuğum gibi olmadı. Kar tepeleri bizim. 6x6 2014 model G63 AMG ile oyunlar oynuyoruz. Şimdi buradan uçsak nehre uçacağız. Anlamsız olacak. Bayağı anlamsız olur. Gayet iyi gidiyor ya. Çok ilginç yani. Patlarız, patlarız. Tabii işte arabaya çok da güvenmemek lazım. Sonuçta bayağı ağır yani. Fazla ağır. Dalarım. Evet, arazide oynaması gerçekten çok keyifli. Keçi gibi de tırmanır bu. At böyle. Bir dakika, onu patlatmamız lazımdı biz ya. Ben bilerek üstüne gittim. Aman. Bize daha böyle engebe versene. Bak bunlar nereden çıktı? Bunların üzerinden geçebilmemiz lazım. Bakalım. Hop, geçtik. Bilinçsizce zorluyoruz arkadaşlar. Hiç önümüze yola bakmadan her yoldan geçeceğini düşünüyoruz. Tabii öyle olmuyor her zaman. Uuu, festival alanına kadar geldik ve girmeyeceğim ya, istemiyorum. Biz karda oyun oynuyoruz. Uç oradan da. Güzel. Hemen toplanıyor bakın, gördüğünüz gibi. Çok iyi yani o konuda. Ağaca güzel. Ah işte bu olmadı. Tabii bunlar sürpriz. Özellikle böyle abuk sabuk bir şekilde uçuluyorsa büyük ağaçlar gözükmeyebiliyor. Ondan sonra pat! Aynen böyle. Bunu gerçekten size örneklemek için çarptım arkadaşlar. Bunu net bir şekilde söyleyeyim yani. Normalde araba dışarıdan sesini daha çok severim. Bu şekilde de bayağı güzel. Anay ki ne oluyor lan? Oha! Hassiktir. Normalde uçuyoruz tabii ama şimdi uçmayacağız. Gene mi taklaya geleceğiz? Uf, ne güzel çufladı havada. Hadi aslanım, bir ağaca çakmadan güzel güzel gidelim işte.
bayağı aksiyon atsaladı. Yani işte düşünün artık rally pilotlarının ne kadar büyük zorluklar çektiğini arkadaşlar. O işlerin uzaktan gözüktüğü gibi kolay olmadığını. Buradan buraya doğru dönsem, uff çakacağız. Oo, iyi kurtardık. İyi kurtardık. Bilinçsizce, apansızca karların içerisinde, ormanda hoplayıp zıplıyoruz arkadaşlar. Bu arabanın da amacı gerçekten o ya. Güzel, uff orada çakarız. Ay. Ama gerçekten o kaçınılmazdı yani. Oraya çakacağım çok belliydi ya. Oha, araba düzeldi lan. Ha, şimdi taklaya geldik. Gene aynı yere çıkartacak bizi tabii tepeye. Bakayım. Evet. Bu sefer buradan gidelim. Evet, bu arabanın burada da çok güzel oynanır bu arabayla. Ya gerçekten çok beğendim ya yol tutuşunu. Özellikle bozuk arazide. Dedim ya. İyi bari çok fazla sapıtmadı araba boyunca. Ya başımıza ilginç dertler açabilecek tepelerden zıplamak istiyorum. Burası da buz tutmuş. Burada uçsak o kayalara çarpar mıyız? Çarpmaz mıyız be? Ne olursa olsun gerçekten çok zevkli ve işe yarayabilecek bir araba. Bunu %100 net bir şekilde söyleyebilirim çünkü gerçekten akıl almayacak derecede hiç beklenmeyecek şekilde arazide ve kar koşullarında yol tutuyor. Bayağı işe yarar bu araba. Güzel, iyi geçtik oradan. Çakar mıyız? Çakmaz mıyız be? Şuradan dalıyorum aşağı. İyi. Yola ihtiyacımız yok. Bu canavar için her yer yol. Yani gerçekten şu an yerlerde tabii yol normalde karlı olduğu için açıkçası arazide giderken de şu an ormanın içerisinde yol tutuşta hiçbir fark yok yani. Normal yolda nasıl gidiyorsa neredeyse burada da öyle gidiyor. Oo, göle çıktık. Buzlu göle çıktık. Bakalım bir kıracağım nasıl kayacak. Oha, kaymıyor lan neredeyse. Allah Allah. İyi bayağı. Bayağı yalnız puan yapmışız ha. Puanı bozmayalım. Bir el frenini çek. Bak, el frenini çekiyorum. Ama araba yanlamayı reddediyor arkadaşlar. 111 puan aldık iyi. Buradan uçarım. Çok iyi ya. Ben geldim. Seslere bak seslere. Güzel. Havada kararmadan arkadaşlar, kış sezonuna tam uyumlu bir araba.
yaptık ve arabayı almak zaten çok istiyordum çünkü inanılmaz merak ediyordum yani yol tutuşun olsun, arazi performansını olsun kış koşullarında ve bunu da başarmış olduk. Size de nasıl aracı alabileceğinizi anlattım. Umarım o şekilde en basiti tabii ki de normal Top Gear hikayesinde 3 yıldızları tamamlamak, derssiz, tasasız, herhangi bir para bir şey harcamadan veya beklemeden sahip olmuş oluyorsunuz. Bu tarz videoları kaçırmamak için alt taraftan kanala abone olup bildirimlerinizi açmayı unutmayın. Videoyu beğendiyseniz de beğen butonuna tıklarsanız çok memnun olurum. Bir sonraki bölümde görüşmek ümidiyle. Hoşçakalın.